Evet sevgili arkadaşlar, mantramızın bazı konularda çok çok etkili olduğunu görüyorum. Nereden görüyorum bunu? Çünkü on binlerce kişi yazıyor ve hayatındaki değişimleri bize anlatıyorsunuz siz. Yazıyorsunuz hangi gelişmeler oldu, hangi değişiklikler oldu, ne fark etti hayatınızda. Bugün değişik bir konuya değineceğiz. Sigarayı nasıl bıraktım diye bir başlık attık. Şimdi sizden gelen yorumlara çok dikkat ediyorum ben. Hangi konularda ilerleme kaydediyorsunuz, hangi konularda amaçlarınıza ulaşıyorsunuz. Bu konularda sizin verdiğiniz cevaplara göre, sizin anlattığınız gelişmelere göre biz de size yorumlar gönderiyoruz. Şimdi bize gönderilen sizin cevaplarınızın başında, en önemli konuların başında sigarayı nasıl bıraktım diye yazıyorsunuz, görüyorum. Buradaki en önemli nokta, şimdiki bu mantrayı yazdığımız zaman bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Güzel. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz derken bilinçaltımıza ideal versiyonumuzu veriyoruz. Tabii ki bilinçaltımız, beynimiz, biz biliyoruz ki sigara bizim sağlığımıza zararlı, bizim bünyemize zararlı, bizim hücrelerimizi öldürüyor. Dünyadaki en zararlı maddelerden biri. Bunun farkında herkes biliyor. Herkes biliyor, bilinçaltımız çok daha iyi biliyor, beynimiz çok daha iyi biliyor. Ve biz otomatik olarak zaten otomatik pilota bağladığımız için işi, yani ne diyoruz, bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. O artık otomatik olarak bizim ideal versiyonumuzu yaratıyor. Dolayısıyla da yaptığımız yanlış şeyler, kötü alışkanlıklar adım adım, adım adım hayatımızı terk ediyor. Evet, sigara da kötü alışkanlıklarımızdan biri. Bunu nasıl oluyor? Şimdi herkesin kendine göre bir bünyesi var, herkesin kendine göre bir karakteri var. Sigara içmeyle ilgili alışkanlıklarının nedeni var. Bilinçaltındaki altyapısı var. Dolayısıyla herkesin uygulayacağı yöntem, başarılı olacağı yöntem farklı. Dolayısıyla yani ben size şunu yapın demiyorum. Ben diyorum ki mantranı yazdığınız zaman bilinciniz, bilinçaltınız, beyniniz sizin sigarayı bırakmanız için hangi yolu kullanmanız, seçmeniz gerektiğini size anlatacak. Bu çok önemli. Yani siz aslında bütün sorularımızın cevabı en iyi bizim kendi bilinçaltımızda saklı. Kendi beynimizde saklı. Dolayısıyla da orada biz bu soruları sorduğumuz zaman cevabı yavaş yavaş gelir. Ne yapacağımız bize yavaş yavaş gelir. Dolayısıyla size şu yöntemi uygulayın, şöyle yapın, böyle yapın demiyorum. Siz bu mantrayı yazdıktan sonra eğer sizin için sigarayı bırakmak bir öncelikse, hayatınızda ideal versiyonunuzda sigara yok ise onu bırakırsınız. Ha, 3 ay olur, 2 ay olur, 1 ay olur. Kimisi yazıyor bir hafta sonra diyor ki artık içmek istemiyorum ve bırakıyor. Bu böyle. Kimisinde de birkaç ay sürüyor. Dediğim gibi bazen hani diyorlar ya, ya mucizeler ne zaman gelecek? Kimisine hemen akıyor. Kimisine de aylar geçiyor. Biraz zaman alıyor. Bu da aynı şekilde. Sigara konusunda da eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız bu mantrayı düzenli olarak günde en azından 100 kere yazarsanız, 100'e 200, 300 yazanlar var biliyorsunuz. Ama minimum 100 kere yazarsanız bu mantrayı sigara konusunda çok büyük yol alacaksınız ve hayatınızdaki en önemli kötü alışkanlıklarınızdan, hayatınızdaki en önemli illetlerden birinden kurtulacaksınız. Ve daha sağlıklı, daha zinde, daha enerjik olacaksınız. Böyle olmak varken neden kendimizi her gün zehirleyelim? Tabii ki idealimizi yaratmak istiyorsak, daha mükemmel bizi yaratmak istiyorsak bu gibi kötü alışkanlıklarımızdan vazgeçeceğiz. Dolayısıyla mantramızı yazıyoruz. Göreceksiniz çok kısa süre sonra. Zaten çoğunuz da zaten yorumlarınızda yazıyorsunuz. Sigarayı içenlerden bahsediyorum. Bırakıyorlar. O size yöntemini gösterecektir. Sağlıklı günler dilerim.